Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli dinleyiciler, görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki buluvatkan gün tertibindeki haberlerini huzuruna sunumuz. Kanalımızda dikkatler ekranımız olsun. Türkiye parlamentinin Uygur meselesine arlaşış talep kılındı. 21 yanvar Milliyet haberleri doğrudu bildirilmişçe Türkiye'deki en çok öktücü partiye Cumhuriyet Halk Partisi parlament azaları Türkiye parlamentinin Xitay'ın Şarkı Türkistan'da yürgüzbatkan bastırışları hakkında muhakeme ötküzüş doğrusu da teklif sundu. Teklifnamiga Cumhuriyet Halk Partisi Afyon Karahisar parlament azası Burcu Közsal ve başka 30 parlament azası imza koygan bulup, teklifname Türkiye parlament rehberlikige tapşırıldı. Teklifnamede Xitay'ın Uyghurlarga yürgüzbatkan depsendicilik kılmışlarını parlamentte muhakeme kılış arkalık hal kılış yolun tepip çıkış. Uyghurlar meselesini hal kılış üçün Türkiye'nin kandak usulde yardım kılışı gerektiğini parlamentte karar kılış gerektiği talep kılındı. Şarkı Türkistan Halk Diplomatiyası Hareketi kayıtıdan başlandı. Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin oranlaştırışı bilen İslam Dünyası Diplomatiyası Planı boyunca Şarkı Türkistan Teşvikat ve Medya Cemiyeti'nin reisi ve Teşkilatlar Birliği'nin medya mesulü Abdulvaris Abdulhalık, şundakla Avustralya Şarkı Türkistan Cemiyeti'nin reisi ve Şarkı Türkistan İnsan Hakları Cemiyeti'nin azası Nurmuhammed Türkistani 20 yanvar Malezya'daki resmi ziyaretini başladı. Hayatının ziyareti 30 yanvarıcı devamlaşıdığan bulup, ziyaretteki asaslık maksat Şarkı Türkistan'ın hazırkı ehvalini Malezya halkıya etraplık tonuşturuş ve halk diplomatiyasını küçeytiş. Hayatının tünügünki tuncu paaliyeti de Kuala Lumpur'un Selangor şehirdeki Malezya İslam Birliği İsmail'in merkezi de Malezya Alımlar Birliği'nin reis ve azaları. Şundakla akademikler bilen cem oldu. Uçuruşta vatanın hazırlıkı vaziyeti tepsili tunuşturulgandıyken, Malezya'da Şarkı Türkistan üçün kanda hizmetlerini kılış imkaniyeti hakkında müzakere ötküzüldü. Hayat bugündün başlap başka vilayetlerini ziyaret kılış bilen paaliyetini devamlaştırdı. Xitay şirketleri Türkiye'ni tizlikte ilgilemekte. Türkiye'nin Durus Haber Doğru 19. Noyabr Xitaylar Türkiye'ni tizlikte ilgilemekte serlevelik kısık haber ilan kılgan bulup, Xitay şirketlerinin Türkiye'deki şirketlerine köplep meblağ silivatkallıkı kayıt kılındı. Haberde görüntülüşe Xitay'nın halkaradaki en çok tokumuculuk şirketi bulan Tianhuan Gorohi Türkiye'nin Kayseri vilayetindeki başyazıcı oğlu tokumuculuk şirketini barlık eslahaları bilen koşup seti bulan. Ama bu şirket yana Xitay'dan nurgun hizmetçi işlemcilerine ekelgen. Haberde Xitay şirketlerinin bir tarafından toxtumay meblağ silivatkallıkı, yeni bir tarafından Xitay işlemcilerini köplep yötkep ekelgenliki. Xitay dairelerinin Türkiye'deki Xitay şirketlerinin hizmetçilerinin az digende 57% Xitay buluşu gerekliğini talep kılganlıkı bildirildi. Bulardan sırt yakınkı mezgillerde Türkiye'nin yeni nüfus siyasetinden paydalanan Xitaylar köplep Türkiye'ye ikip girişke başlayan bulup, Xitay'nın Türkiye'deki tesir küçü hakkındaki endişeler küçüyüşke başlayan. Xitay'daki virüsün ölgelerinin sani şiddet bilen aşmakta. Xitay'nın Wuhan şehirde yeniden baykalgan tacisman yukumluk virüsü növete bütün Xitay'nın sarasimegi seliş bilen birge, Xitay'ı koşun devletlerge mutarqılıp yeni bir meydan dünyavi apetten bişaret vermekte. Xitay reisi Xi Jinping 20 yanvar günü maksus yol yoruk berip, yeniden baykalgan tacisman virüsünün tarqılışı hakkındaki hizmetini yüksek mesuliyetçilik bilen beca keltirişini tekitligen. Devir Jurnalının 21 yanvardaki haberde eğitilişçe, şu günü Xitay Devletlik Sahiye Sağlıklı Saklaş Komiteti, mezkur virüsünün hazır Xitay'daki başka şehirlerge tarqılıp atkallıqını, hazırgıcı bu virüsün yukumlunup ölgelerinin sani 6'ki yetkenlikini bildirgen. Şundakla bu virüsün hazır allı kaçan Tayvan, Cenubi Koreya, Tayland ve Japonya Katarlıq caylarga tarqılıp bolğallıqını mukumlaştırgan. Xalqara Sahiye Teşkilatı bugün 22 yanvar maksus yığın çakırıp, Wuhan'dan tarqılıp atkan tacisman virus hakkında dünyavi agahlandırış tarqıtışının zürür ya ki emesliği hakkında karar almakçı. Çünkü halkaradaki nüfuzluk bir kısım teşkilatlar Xitay rejiminin yukumlanan kişilerinin sani doğrusu da emeli ahvalını yuşuru atkallıqını baykıgan. 16 yanvar günüyle Wuhan şehirde yukumlananlar allıqacan 1700'ye yetken bulup, şu günü Xitay rejimi yukumlanan kişi 41 neperdep çekarlıgan. Mälum bolışça bu yeni virüs adette virüs bilen yukumlanğıcı kişinin başkalar bilen uçuruşu arkalık tarqıldığan bulup,
SARS kesildin buyanqı yana bir qetim qorqunuchluq yuqumluq kesal hisoblanadigan. Növete Şimali Koreya hükümeti bu virusnun tarqalışıdan saqlanış üçün bugün 22 yanvardan başlap çetelliklerinin çigradın kirişini men'i qılmaqçı bolğan. Növete Xitay elan qılğan en yeni yuqumlanğıçılar tizimindeki tövendikçe. Hubeyde 270, Beijing'de 5, Guangdong'da 14, Şanghay'da eniqlanğını 2 gumallıqı 7. Tianjin'de 2, Tayvan'da 1 kişi. Vaba bilen yuqumlanğanlıq ihtimali barları Zhejiang'da 16, Yunnan'da 1, Sichuan'da 3, Shandong'da 1, Guangxi'da 1, Guiyu'da 1, Anhui'da 1, Hainan'da 1, Ningxia'da 1, Jilin'da 1, Jiangxi'da 2, Beijing'da 11 kişi. Amerika taratqularının haber kılışça, Xitay'da ziyareti bulup kaytkandayken kesel bulup Washington'da balnısqı elinğen bir kişide Wuhan'da körülgen bakteriya bilen oxşaş bakteriya baykalgan. Xabarda kesellik ahvalının iğir ikkallaki kayıt kılınğan mezkur kişinin kimliki doğrusunda malumat berilmedi. Xitay Xalqara Saqçı Teşkilatının sabıq başlıqıga hüküm eylan kıldı. Xitay dairleri 21 yanvar Xalqara Saqçı Teşkilatı Interpol'nın sabıq başlıqı Minghong Wei'ge qarata sot açqan bolıp, onunğa 13,5 yıllık qamaq cezası hüküm kılgan. BBC Torunun bu vaqtki xabarda bildirilişe Xalqaralıq Saqçı Teşkilatının başlıqı Xitay Jamaat Xavupsizliki Ministerliginin muavin ministeri qatarlıq vazifelerini ötügen Minghong Wei 2018 yıl 9 ayda Xitay'a qaytqandayken izdiriki bolmagan. Bir aydan keyin Xitay intizam tekşürüş tarmakları onun tekşürlüvatkanlığını aşkarlıgan. Bu qitimliq sotta Minghong Wei parixorluq cinayeti bilen ayıplengen bolup 2 milyon dollardan artıq para alganlığını itiraf kılgan ve sotning hükümige boysunduganlığını bildirgen. Onun Fransiyada turvatkan ayali burun bu vaqta toxtulup, Xitayning onu qolga elişida siyasi maqsad barligini bildirgen ve bultur 5 ayda Fransiyaning siyasi panahlıqqa erişken. Marco Rubio Amerika Tinchlik Korpusunun Xitay'dan çekinip çıkışını alkışladı. Amerika hükümetiga tabe chet ellerge ijtimai, iqtisodi ve texniki yardımlarını körsetgan Tinchlik Korpusunun baş shtabi Xitay rejiminin Sharq Turkistan'da insaniyetke qarşı cinayet ötküzüş kılmışı tüpeyledin ötken hepte özlerinin Xitay'da vazife ötevatkan xadimlerini 2020 yılı iyondan başlap pütüllay çekindirip çıkıdıganlığını ilan kılgan idi. Amerika Kengash Palatasının azası Marco Rubio bugün bayanat ilan kılıp, özünün bu kararını kızgın alkışlaydıganlığını bildirdi. Şundakla Amerika'daki Uyghur faaliyetçilerden Furqat Cevdet'nin apısı hakkıdaki filmini körgenden keyinki tesiratını bayan kılıp, mana bu Uyghurlar düşkili vatkan reallıktır. Xitay Kompartisi Uyghur ve başka milletlerinin milli ve medeniyet kimlikini sistemilik yok atmakçı buluvatıdı. Hazır Uyghur kişilik hukuk kanunlayısını makulluktan ötküzdüğen peyit yitip geldi deyip körsetti. Məlum bilişçe, muhacirətki Uyghurlarının öz ailesi haqqıdaki aşkarı güvahlıqları, Xitayının Uyghurlarına qandaq zulüm selivatqallıqını dünyaya paş kılışta zor icabi ünüm peyda kılmaqdı ikən. Yarşarı vaxtı gezinin təşviqat videoları küçülük tənqidke uçurdu. Xitayının Yarşarı vaxtı gezdi qatarlıq hükümet akbarat vasıları yıqında mıyan çətəllərdeki bir kısım Uyghur faaliyetçiler ve lagırlarga solanğanlar haqqıda guvahlıq bergenlerinin yıqılları sözültülgen təşviqat videolarını köplep tarqatmaqda. 20 yanvar günü Yarşarı vaxtı gezdi yana şu xil videodan birini tarqatdı. Bu videoda çetellerdeki Uyghur yetekçilerden Rabia Qadir Hanım'nın perzentleri, kelinleri ve şundakla açısı körsülüş bilen birge, onların Rabia Qadir Hanım'a karşı kılgan sözleri koyulgan. Mezkur video diyene Rabia Qadir Hanım'nın ciyani Amerika Uyghur Birleşmesi'nin reisi Quzat Altay'nın dadısını körsülgen bulup, Quzat Altay 2 yıldan beri dadısının izdirikini kılıp kelivatkan idi. Videoda Quzat Altay'nın dadısı, yani Rabia Qadir Hanım'nın inisi Mehmet Qadir, oğlu Quzat Altay'nın faaliyetlerini ayıplashke selingan. Video tarqıtılgandayken Quzat Altay ijtimai taratqular arqalıq bu videoga inkas qaytırdı. O özünün 2 yıldan beri hiç qandaq alaq qılalmayvatqan dadısı Mehmet Qadir'ni sağ-salamat körgenlikidin xuşal bolğanlıqını işbadlash bilen birge, Xitayning bu oyununu qattıq ayıpladı. Xitay rejimi yıqındımayan müşkildeki videolarını köplep tarqıtıp, çetel akbaratlarda Şarkı Türkistan'da 101 vatqallarının yalğanlıqını ilgiri sürmekte. Halbuki onun bu hareketi küzet küçülerinin küçülük tənqidiga uçurdu. Jurnalist ve tetkikatçı Louisa Lim, Avustralya'nın ABC televiziyasının bu vaqtki ziyaretine kaytırgan inkası da, bundaq videolarda sözlütülgen kişilerinin şübhizizki mecburlaş, tehdit kılıç asası sözleydiğallıqını bildirdi.
O yakında mıyan New York Vakti Gezdi ve başka akbaratlarda kişilerinin lagerden vakitli koyup berilip, muşundak videolarda sözleşke selini vatkallıqı hakkıda haberler berildi degen. Uyghurlarının vaziyetini yakından közüp kelibatkan tetkikatçılardan Amerika Cornell Üniversitesi'nin okutkıcısı Docent Magnus Fiskasio Apendi Avustralya'nın ABC televiziyasının bu vaqtki ziyaretige qaytırgan inkasida bu videolarning faqat va faqat Xitoyning qanchalik darajada chorasiz qolganligini ko'rsatib berganligini bildirdi va mundaq dedi. Xitoy rejimi kishilarning Sharq Turkistonda yuz beribotganlardan xabar tepibotganligini va buning natijasi bo'libotganligini bayqadi. Shunga ular buningga mushxildagi tashviqatlarni tarqitish orqali taqobil turmoqchi bo'libotdi. Magnus Fiskasio yana bu kişilerin sözleştiğin başka çaresi yokluğunu eskerdi. O, bundaq videolarda sözleş üçün tallanğan kişilerin sözlümey amalı yok. Çünkü onlar sözleşini rət kılgan takdirde lagırgı ya ki türmege kirip gitidiğalıqını bilidu diyen. Uyğur kişilik hukuk kuruluşu başlıqı Ömer Qanatmo Xitayının yukurdikidek videoluq təşviqatları haqqıda kılgan sözde bundaq videolarının netici kazanılmaydıqalıqını, terepsiz küzetküçülerinin bundaq videolarına işenmaydıqalıqını bildirdi. Kuzat Altay bolsa, ijtimoiy taratqudiki inkasida Xitoy rejimining bu harakati bilan o'zining faoliyatlarini hargiz to'xtatmaydiganligini ta'kidlash bilan birga, Xitoyning bundaq videolarni tarqitishini chet ellarda bo'layotgan faoliyatlar erishgan muhim natija deb ko'rsatdi. Turkiyaning Izmir bilan Qahramonmaraş shahrida Xitoyga qarshi namoyish o'tkazildi. 18 yanvar Türkiye'nin İzmir ve Kahramanmaraş'ta Xitay'nın Şarkı Türkistan'da elip berivatkan bastırış siyasını başkalıp, Türkiye hükümetine cemaat besimi payda kılış namayışı ötküzüldü. Namayışını 128 ammevi teşkilat birlikte teşkiligen bulup, namayışı 3000'e yakın kişi iştirak kıldı. Kollarda Şarkı Türkistan bayrağı ve Türkiye bayrağı kötürü olgan halık, Uyghurlarga erkenlik Xitay ceza lagerlerini taqsın. Xitay Uyghurlarga elip berivatkan irqi qırğınçılıqını toxtatsın degendek şuarlarını tovlap şehrini zilzilige keltirdi. Namayışta Qahramanmaraş Sütçi İmam Üniversitet okutucusu Doktor Alimjan Buğda Efendi ve Qahramanmaraşdaki Uyghurlar hem de okuqucularımı iştirak kıldı. Şarkı Türkistan Vekiller Hayeti İslam Dünyası İctimai Teşkilatlar Birlikini ziyaret kıldı. 20 yanvar Şarkı Türkistan Maarifa Hemkarlıq Cemiyeti Başkatifi Abdülahad Abdurrahman, Muavin Reis Musacan Er, Kök Hilal İnsani Yardım Mahbir Reisi Abdurrahim Aziz Oğlu, Sütuk Burakhan Neşriyet Mesuli Mümincan Qatarlıqlardan təşkilengen bir hayat, İslam Dünyası İctimai Teşkilatlar Birliğinin Başkatipi Ali Qurt Efendini ziyaret kıldı. Hayatını Ali Qurt Efendi işhanesli kütü aldı. Hayat sökbette İslam Dünyası İctimai Teşkilatlar Birliği bilen birlikte Şarkı Türkistan meselesini İslam Dünyası'da kayıs şekilde kün tertifki keltürüşte kandak hemkarlıklar elip beriş hakkıda müzakere elip vardı. Ekber İmen'nin kırındaş ve şeriklerden 30 neçik kişinin tutkunda işkerliği delillendi. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilince, Xotan'daki meşhur öymülük sodigiri Ekber İmen bilen birlikte onun kırındaşları, şerikleri ve işçi hizmetçileri bulup 30 neçik kişinin tutkunda işkerliği vaziyetten haberdar kişi tarafından malum kılıngan. Muhbirinin bu vaqtı ilgirlep elip bargan eniqlaştırı devamında Ekber İmen'nin akisi Mehmet Turdi İmen ve inisi Mehmetcan İmen'nin 20 yıllıktan kesilgenliği. Bunlardan başka şerikleri ve işçi hizmetçileri bulup cemi 30 neçik kişinin tutkunda işkerliği aydınlaştı. Vaziyetin haberdar kişi öymülük sodigiri Ekber İmen'nin Xotan'daki aldın Qatar'daki baylardan biri buluş süpüti bilen Xotan'da neçi yüz degen kişini iş bilen teminli geldiki. O tutkun kılınganda onun bilen her xil sahada hemkarlaşkan qeyrindaşları, şerikleri, işçi hizmetçileri bulup 30'dan artık kişinin ilgiri kiyen tutulganlıqı ve hazırgıçı izdiriki yokluğunu malum kılgan. Xotan'da siyasi kanun sahası hizmet kılgan bir hadim Ekber İmen'nin tutuluşu da az degen de 5 xil sebep varlıqını. Bunlardan biri o bina kılgan Bəxit Ultraq rayonunun modeli de mescid, yaşanğallar sanatoriyesi ve tentarbiya zalı varlıqı. Bunların hemisi milli basında lahilengelliki üçün Ekber İmen'nin dini əsəbilikini tərqib kılışkı urunuş bilen əyiblengellikini aşkarıldı. Xotan'nın ilçideki bir kənit sekretari Ekber İmen'nin akisi Mehmet Durdi İmen'nin bir siyasi məhbus ailesige haksız öy təqdim kılgallıqı üçün cinayetçinin kanat astığı eliş bilen ayıplengelikini aşkarıldı. Hürmet için huzur görüşler. Şunaklı bir günkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşükçe eserlerine Cenab-ı Allah tapşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleykum ve rahmetullah.